Merhabalar arkadaşlar. Ee, bu videomuzda belli yüksekten bırakılan topun arkadaşlar başlangıç yüksekliğini ya da dikeyde aldığı yolu arkadaşlar bulmaya çalışacağız. Tabii ki bıraktığınız arkadaşlar nesneler yere ilk çarptığında arkadaşlar ne yapacaktır? Ee, yüksekliğini kaybederek yani giderek azalan yükseklikte arkadaşlar çarparak ilerlemeye devam edecektir yere. Dolayısıyla başlangıç yüksekliğimizi bilmiyoruz x dedik ama bir sonraki zıplayışı bunun 2 bölü 5'i kadar olacak. Yani 2x bölü 5 kadar zıplamış olacak. Biliyorsunuz bir sayın arkadaşlar kesirli bir katını bulmak istiyorsak onu o kesirle çarpmalıyız. Sonra tekrar yere çarptı arkadaşlar. Ne yapacak bu defa? Daha az zıplayacak. Bu sefer de bir öncekin 2 bölü 5'e kadar. Yani bu durumda arkadaşlar yüksekliğimiz ne olmuş olacak? Bir daha 2 bölü 5 ile çarparsak 4x bölü 25 olacak. Bakın ilk çarpışımız yere ikinci ve burası da üçüncü çarpışımız. Yere üçüncü vuruşundan sonra diyor. Tekrar yukarıya çıkmış arkadaşlar. Bu sefer ne kadar yükselmiş? Bir daha 2 bölü 5 ile çarparsak 8x bölü 125 yapacaktır. Şimdi işte bu üçüncü yükselişimiz arkadaşlar 40'a eşitmiş. Yani 8x bölü 125 eşittir 40 diyebiliriz. Burada sadeleştirmeler yaparsak arkadaşlar 8'e böldük 1, 8'e böldük 5. Yani x buradan arkadaşlar 625 yapacak mıdır? Demek ki başlangıçta arkadaşlar topumuz 625 metre yükseklikten bırakılmış. Evet. Bize şunu da sorabilirdi. Burada ne kadar yol almıştır dikeyde diye. E bakın arkadaşlar. Bir 625 burada almış. Sonra bunun 2 bölü 5'i kadar. Yani 5'e böldük. 125 2 ile çarptık. 250 250'yi bakın. Bir çıktı bir de indi. Buna dikkat edin. Bu çok önemli. Aynı şekilde arkadaşlar. Bu sefer 250'nin 2 bölü 5'i kadar. Bir sonraki zıpla işte. Bunu ne yapacağız? 5'e bölüp 52 ile çarpacağız. 101 çıktı. Sonra 100 de geri aşağıya indi diyeceğiz. Sonra arkadaşlar bir daha 100'ün 2 bölü 5'e kadar yol alırsak ee, ne yapacağız? 5'e böldük 22 ile çarptık 40. Yani son seferinde 40 yükseldi. 40 da aşağı indi. Evet böylelikle bunları toplarsanız arkadaşlar dikeyde aldığı yolu da bulmuş olursunuz. Böyle sorularda gelecek çünkü. Top arkadaşlar 3. zıplayışından sonra yani 4. zıplayışa kadar dikeyde arkadaşlar bunların toplamı kadar yol almış olacak. Evet bunu başka bir formülle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın her seferinde ne yapacak? Her çarpışında bir öncekinin 2 bölü 5'i kadar. Yani başlangıç yüksekliğine x dediğimiz varsayalım. Şu an ikinci bir yoldan bahsediyoruz arkadaşlar. Ee, her seferinde 2 bölü 5 kadar yükselecek ya. Yani ben bu başlangıç yükseliğini 2 bölü 5 çarpa çarpa gideceğim. Kaç defa yapacağım? Bakın bir kez burada, iki kez burada, üç kez. Yani 2 bölü 5 ile 3 kez çarpmak demek, onun küpünü almak demek değil mi arkadaşlar? Bu ifade bize 3. vuruştan sonraki arkadaşlar yüksekliği verecektir. Yani buradan gördüğünüz gibi 8x bölü 125 eşittir 40'tan x'in yine arkadaşlar 625 olduğunu çok rahat söyleyebileceğiz. Evet sıradaki sorumuzda yine belli yüksekten bırakılan bir top var. Yere vuruşundan sonra bir önceki düşüş yüksekliğinin 2 bölü 3 kadar çıkıyor. Şimdi arkadaşlar başlangıç yüksekliğini bilmiyoruz. Nereden atıldığını bilmiyoruz. X dedik yine buna. Ne yapmış arkadaşlar? Kaç kere yere vurmuş? Dördüncü vuruştan sonra. Bakın bu birinci vuruş. Pat gitti geldi. ikinci vuruş. Üçüncü vuruş. 4. vuruş ve 4. vuruştan sonra tekrar yükseldi. Bakın. Değil mi? Ve bu 4. vuruştan sonra arkadaşlar 16 santim yükselmiş. Şimdi kaç kere arkadaşlar ben x'i 2 bölü 3 ile çarpacağım? 4 kere. 2 bölü 3'ün arkadaşlar 4. kuvvetini almak demek bu değil mi? Bir sayı kendisiyle 4 defa çarpmak arkadaşlar 4. kuvvetini almak demek. Bakın ezber yapmıyoruz aslında. Biraz önce bunun uygulamasını da birinci çözümde gördük. 4 defa 2 bölü 3 ile çarpacağımız için aslında kuvvetini almış olacağız. Ve son durumda arkadaşlar Elde ettiğimiz yüksekliğin 16 olacağını biliyoruz. Buradan ee, kuvvet alırsak 16x bölü 81 eşittir. 16 yapacaktır. Yani x'in 81 olduğunu söyleyebiliriz. Başlangıçtaki yüksekliğimiz demek ki arkadaşlar 81'miş. Top buradan bırakılmış. Tavan asılı bir sarkaç diyor. Her zaman da bir öncekinin 6 bölgesi kadar salınıyor. İlk salınımda 98 santim yer değiştiren sarkaç 3. salınımda kaç santim yer değiştirir? Şimdi bakalım şekli bir anlamaya çalışalım. Bir tane tavanımız var arkadaşlar. Ee, ne yapılıyormuş? Sarkaç bir öncekinin 6 bölüsü kadar salınıyormuş. Şöyle bir sarkacımız olsun. Ne yapacaktır? Sağa sola hareketler yapacak. Doğru mu arkadaşlar? Her seferinde bir öncekinin 6 bir bölüsü kadar. İlk salınımda 98 santim yer değiştirdiğine göre bir sonrakinde bunun 6 bölü 7'si kadar gidecektir. Değil mi arkadaşlar? Ee, üçüncü salınımda diyor. Hmm, o zaman ne yapacağız şimdi? 98 yaptı ilk salınımda. İkinci salınımda bunu bir kez ne yapacağız arkadaşlar? 6 bölü 7 ile çarpacağız. 98'i 7'ye bölersek ne yapacaktır? 14 galiba. Değil mi? 14 çarpı 6'dan 60, 84 yapacaktır. Demek ki ikinci salınımda arkadaşlar 84 gidecek. Sonra bir daha bu 84'ü ne yapacağız arkadaşlar? 6 bölü 7 ile çarpacağız. 12 çarpı 6'dan 72 yapacaktır. Değil mi? Bir sonraki 72 gidecek. Bakın ne oldu? Birinci salınımda 98 gitmişti burada. İkinci salınımda 84 gitti. Üçüncü salınımda arkadaşlar 72 gitti. Değil mi? Giderek ne yapıyor? İvmesini, hızını kaybediyor, yavaşlıyor. 72 gitti. Sonra üçüncü salınımda ne kadar yer değiştirmiş oldu? Bakın 72. Evet bu soruda arkadaşlar 5000 liramız var. Ve e, ne yapıyor? Her defasında elindeki paranın 1 bölü 5'ini harcıyor. Şimdi 1 bölü 5'ini harcarsa elinde 4 bölü 5'i kalır. Neden? 1 tam çünkü elindeki paraydı. Harcadığı 1 bölü 5 ise payda işleyip çıkardığımızda kalan para 4 bölü 5 olacaktır. O zaman bunu bir kez 4 bölü 5 ile çarptığımda ne olacak? 4000. Şu an elinde artık ilk harcamanın sonunda 4000 lirası kaldı. Birinci harcamanın sonunda. İkinci harcamada 4000'i ben ne yapacağım arkadaşlar? Tekrar 4 bölü 5 ile çarpacağım. O da 3200 yaptı. Neden? 5'e böldük 800, 4'e çarptık 3200. Şimdi üçüncü kez harcayacağız. 3200'ün bu sefer bir daha harcadığım zaman elimde yine bunun 4 bölü 5'i kalacak. O da ne yapar? 640 çarpı 4'ten 2400, 160, 2560 TL'si kalacak. Evet bir maratoncu diyor her 10 dakikada bir önceki 10 dakika koştuğun 1 bölü 10'u kadar daha az koşmaktadır. E doğal olarak giderek ne yapıyor? Koştukça arkadaşlar enerji kaybediyor, yavaşlıyor ve dolayısıyla arkadaşlar daha az koşuyor. Yani normalde bir koşuyorken, değil mi bakın bir koşuyorken, şimdi ne yapacak arkadaşlar? 1 bölü 10'u daha az koşacak. Şöyle 1 bölü 10 yazamadım. 1/10 daha koşacak. Yani aslında bir önceki koştuğun 9/10'u koşacak. Değil mi arkadaşlar? Her 10 dakikanın sonunda. İlk 10 dakikada 2000 metre koşmuş. Yani başlangıçta arkadaşlar 2000 koşmuşuz. Daha sonra 40 dakikada diyor. Şimdi bu 10 dakika burada geçti zaten. Sonra ikinci bir 10 dakika koşacak. Sonra üçüncü bir 10 dakika daha koşacak ve dördüncü 10 dakikanın sonunda yani toplamda 40 dakikanın sonunda ne kadar koşmuş olacak? Buna bakacağız. Şimdi ilk 10 dakikada 2000 koştuysa ikinci 10 dakikada 2000 çarpı 9 bölü 10 koşmuştur. Yani bir öncekinin 1 bölü 10 eksiği olan 9 bölü 10 koşmuştur. Şunlar sadeleşirse arkadaşlar buradan 1800 koşmuş bakın. Şimdi bir sonrakinde de bu 1800'ün arkadaşlar 9 bölü 10'unu koşmuş olacak değil mi? Dolayısıyla ne oldu? 180 çarpı 9 oldu. Ee, o da ne yapar? 972 yani 1620 koşmuş olacak. Ve son 10 dakikada da 1620'nin arkadaşlar tekrar 9 bölü 10'unu hesaplayacağız. Sıfırlar giderse 162 çarpı 9'u hesaplamamız gerekiyor. Evet bu da ne yapacaktır? Pardon bu da 1458 yapacaktır. Şimdi bize toplam kaç mat 40 dakikada toplam kaç metre koşar demiş. Yani bunların toplamını soruyor aslında. Hepsini toplarsak arkadaşlar. Artı 1800 artı 2000 ve ne oldu arkadaşlar 6878 metre koşmuş oldu. Evet enerjisi azaldığı için her 10 dakikada bir daha az koşmaya başladı arkadaşlar. Belli bir yüksekten bırakılan top yere her vuruştan sonra bir önceki düşüş yüksekliğinin 1 bölü sekizi kadar yükselmiş. Yani bir o zaman çok ciddi yani bu top ne yapmış enerji kaybetmiş havası yok demek ki arkadaşlar her çarpımda daha az yükselmiş. 800 metre yükseklikten bırakılmış başlangıçta. O zaman bir sonraki zıplayışı arkadaşlar bunun 8'de 1 olmuş. Bakın ne olmuş 8'de 1'i 800'ün 8'de 1'i ne yapacaktır? Arkadaşlar yüz yapacaktır doğru mu? yüz yükselmiş yerden. Bu birinci vuruştan sonra şimdi ikinci vuruştan sonra. Tekrar bunu 8'de 1'i kadar. Yani e, 100 ne olacak? 8'de 1'i kadar yükseldiğine göre bunu 8'e böleceğiz. Yani 100 bölü 8 kadar yükselmiştir. Üçüncü vuruştan sonra bir daha böleceğiz bunu 8'e. Yani 100 bölü 64. Dördüncü vuruştan sonra ne olacak arkadaşlar? 100 bölü işte 64 çarpı 8 gibi gidecek böyle. Ama bize ne soruyor arkadaşlar? Kaçıncı yere vuruştan sonra ilk kez 5 santimden daha az yükselir diyor. Şimdi bakalım burada arkadaşlar 100 yükseldi. Burada 100 bölü 8 yükseldi. E tabi 100'ü 8'e bölersek arkadaşlar yani aslında 12,5 yükselmiş. Şimdi bir sonrakine baktığımızda burası arkadaşlar ne oldu dikkat edin. 5 santimden az yaptı. Çünkü buradaki yükseklik arkadaşlar 100 bölü 64. E 100 bölü 64 2 bile yapmaz. Yani 128 olsa 64'e bölünce 2 yapacaktı. Demek ki bu 2 santim bile yükselmemiş. Yani tahminen atıyorum arkadaşlar 1.8 santim falan gibi yükselmiş. Dolayısıyla 5 santimden az yüksel, yüksekliği yükseldi. ilk arkadaşlar yeri vuruşumuz burası. Kaçıncı vuruş? Birinci vuruş, ikinci vuruş ve üçüncü vuruş. Bakın üçüncü vuruştan sonra 5 santimin altında kalmış. Cevabımız 3 olacak yani. Evet yine belli yükseklikten bırakalım bir toplumuz arkadaşlar. Önceki düşüş yüksekliğinin 2 bölü 7'si kadar yükseliyormuş. Evet demek ki bu toplanın havası az arkadaşlar. Neden? Yere çarpınca fazla zıplamıyor. E, 7'de 2'si kadar zıplayabiliyor. Yani 70 metreden düşen top 20 metre yükselebiliyor ancak. Top yere 3. vuruştan sonra 16 metre yükseldiğine göre başlangıçta ne kadar yükseklikten bırakılmıştır? O zaman diyorum ki başlangıç yüksekliğini x diyelim. Bakın isterseniz önceki gibi manuelde hesaplayabilirsiniz ya da şu formülü de kullanabilirsiniz. Yine bu soruda her iki yöntemi de deneyelim. Ee, x'ten bıraktık diyelim. Ne oldu arkadaşlar? İlk yüksekliği 2x bölü 7 oldu. Bu birinci vuruştu yere. Şimdi ikinci vuruş. Şimdi buradan sonra bir daha arkadaşlar 2 bölü 7 ile çarpacağız. Çünkü her çarpışta bir öncekinin 2 bölü 7 yüksekliği kadar yükselebiliyor. Dolayısıyla 2 x bölü 7'yi bir daha 2 bölü 7 çarparsak 4 x bölü 49 yapacaktır. Üçüncü vuruştan sonra arkadaşlar tekrar bir önceki yüksekliğin 2 bölü 7 katını almalıyım. Yani 8 x bölü 49 çarpı 7. 343 mü yapıyor o da? Evet. Şimdi bakın üçüncü vuruştan sonraki yüksekliğimiz burası. 8x bölü 2, 343. Bunun ne olması gerekiyor? 16 olması gerekiyor. 8'e böldüm 1, 8'e böldüm 2. X buradan arkadaşlar 686. Demek ki başlangıç yüksekliğimiz buymuş. Ha ikinci yöntemimiz neydi arkadaşlar? Kaç kere yere vurdu? 3. Yani kaçıncı vuruştan sonraki yüksekliği soruyorsa ya da veriyorsa arkadaşlar onu kuvvet olarak yazıyorduk hatırlayın. Başlangıç yüksekliğimiz X. Ve her seferinde ben 2 bölü ile çarpacağım. 3. vuruştan sonrayı sorduğu için 3. kuvvetini alacağım. Ve bu ifadenin arkadaşlar 16 eşit olmasını isteyeceğim. Yani böyle benim gibi şurada şekiller çizmeden hızlıca arkadaşlar formül sevenler bu yöntemde kullanabilir. Bunu arkadaşlar birinci yöntem bunu ikinci yöntem diyelim. Olur mu? Gördüğünüz gibi zaten yine 8x bölü 343 eşittir 16 geldi. Ki işlem yaparsanız ikisini 686. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu soru tiplerini de halletmiş olduk. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.